Herkese merhaba arkadaşlar, ben Özgür Çetin. Teknoloji Oku YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte hemen yan tarafta görmüş olduğunuz kinetik DSL modem incelemesini yapacağız. Şimdi biz kinetiğin farklı ürünlerini inceledik bugüne kadar. Özellikle uzaktan kontrol edilebilmesi ve uygulama üzerinden birçok ayarın yapılabilmesi hususunda bizleri memnun eden bir modem markasıydı. Markanın en yeni modeli, ki çok yeni olarak piyasaya sürülen modemi DSL Hero şu anda yanımızda ve biz de bununla incelemesini yapmış olacağız. Şimdi her zaman yaptığım gibi ben bir dış görünümden bahsetmek istiyorum. Bir kere bayağı böyle büyük bir modem var karşımızda arkadaşlar, söyleyelim. Şöyle ekranda görüyorsunuz, burada özellikleri yazıyor. İşte Kinetic Hero DSL modem şeklinde bir ürünümüz var. Arka tarafa geldiğimizde 1, 2, 3, 4 tane Ethernet bağlantısı, bir tane WAN bağlantısı, bir de DSL bağlantısı olduğunu görüyoruz. Bir reset tuşumuz var arka tarafta. Görüyorsunuz zaten ekranda 4 tane de antenimiz var. Bu antenler oldukça yüksek bir çekim hızı sunuyor ve diğer kinetik modemlerde olduğu veya routerlarda olduğu gibi şöyle hareket edebiliyor. Yani siz evinizdeki alana göre açıları vererek etki alanını biraz daha arttırıp azaltabiliyorsunuz bu şekilde. Şöyle yapıp bu şekilde kullanarak. Yan tarafa bakacak olursak arkadaşlar, iki tane USB bağlantımız var. Burada Function 1 ve Function 2 tuşlarımız var. Bunlarla ilgili bazı atamalar da yapabiliyorsunuz. Diğer yan tarafta başka bir şey yok. Ön tarafta ise fonksiyon ışıklarımız yer alıyor. İşte internet var, güç var. Fonksiyon 1 ve Function 2 tuşlarımız var ve Wi-Fi bağlantısı var. Wi-Fi bağlantısını devreden çıkarmak için de şurada bir tuşumuz var. Buna bastığımız zaman Wi-Fi'yi de kapatabiliyoruz. Bu da güzel bir özellik olmuş. Bunun dışında başka bir hani bağlantısı vesairesi yok. Kinetic Hero DSL'in aynı zamanda fiber hatlarda da kullanılabildiğini belirtelim. Öte yandan Hero DSL'i eğer modem olarak değil de router olarak kullanmak isterseniz fiber, ADSL, VDSL fark etmeksizin ucunda internet olan bir ethernet bağlantısıyla WAN girişini kullanmanız yeterli. Buradan da interneti istediğiniz gibi router olarak dağıtabiliyorsunuz. Ben biraz da kutu içerisinden de bahsetmek istiyorum. Şöyle bir kolay klonu kurulum kılavuzu gibi bir şeyimiz var. Böyle içinde Türkçe dil desteğinin de olduğu böyle bir kullanım kılavuzumuz burada da var. Bu kolay kurulum, bu da normal kullanım kılavuzu. Bir adet küçük kısa bir telefon kablosu var. Bu splitter ile kullanmak için yapacağımız bir şey. Bu splitter de kutudan çıkıyor. Şöyle küçük bir splitterımız var. Bir adet telefon bağlantı kablomuz var. Yassı bir ethernet kablosu var ki ben çok seviyorum bu kabloları. Genelde kinetik modemlerinde, routerlarında çıkıyor. Benim hoşuma gidiyor. Bir de telefon için bağlantıyı farklı bir şekilde çevirmeye yarayan bir dönüştürücü var. Bir de adaptörümüz bulunuyor. Yani kutu içeriği oldukça zengin. Daha doğrusu ihtiyacınız olabilecek her şeyi kutusundan çıkartıp kullanabiliyorsunuz ve alabiliyorsunuz. Ekstra bir şey almanıza da gerek kalmıyor. Splitter meselesi önemli, biliyorsunuz. Frekansları ve sinyalleri düzenliyor. Bunu takmadan kullanırsanız sinyallerde sıkıntı olabilir. Bağlantınızın kararlılığı konusunda problem yaşayabilirsiniz. Şimdi ekranda bir tablo görüyorsunuz. Bu tabloya göre Kinetic Hero DSL'in özelliklerine bir göz atalım. AC1300 olarak da geçiyor arkadaşlar. VDSL 35B Super Vectoring profille 300 Mbps'e kadar DSL bağlantı hızı sunabiliyor. Çift çekirdekli 900 MHz işlemcimiz var ki çok güçlü bir donanım bu. Gelişmiş bir fark oluşturan DSL özellikleri bulunuyor. AC1300 dual band kablosuz hız veriyor. Burası çok önemli, buraya dikkat etmenizi rica ediyorum. 2.4 GHz bandında 400 Mbps'e kadar kablosuz hız verebiliyor. 4 adet 5 dB'ye yüksek kazançlı yönlendirilebilir anten var. 5 adet gigabit ethernet portu bulunuyor. Geniş mekanlar için Wi-Fi mesh özelliği ve band string yapabiliyor. USB 3.0 ve USB 2.0 portları ile kişisel bulut, torrent, FTP sunucu, yazıcı sunucu gibi özellikler kullanılabiliyor. VPN özelliği var. Mobil uygulama ile uzaktan yönetme imkanımız var. Aile profilleri, ebeveyn kontrolü ve reklam engelleme özelliği var. Ve aynı zamanda trafik sınırlandırma ve asimetrik hız sınırlandırma gibi özellikleri de bulunuyor. Şimdi bu ürünün arkadaşlar, Kinetic Hero DSL'in bazı ilginç farklı özellikleri var. Şimdi biraz onlardan da bahsetmek istiyorum sizlere. VDSL 35B profili var bu üründe. Şimdi nedir bu? Çok kullanılan bir teknoloji değil ama ileride hayatımıza girdiği zaman işimize yarayacak bir teknoloji bu. Şöyle, birçok modemden farklı olarak 35B profilini destekliyor. Bu güncel DSL profili sayesinde 300 Mbps'e kadar DSL bağlantılar da yapılabiliyor. Bu bir hız değil arkadaşlar. Bu karıştırmamakta fayda var. Bunu özellikle söyleyeyim. Bu bir kablosuz hız değil.
ama DSL bağlantısını 300 Mbps'e kadar yükseltebileceğiniz anlamına geliyor. Şimdi güçlü bir donanım da var. 900 MHz'lik bir işlemci var üzerinde ve bu işlemciyle birlikte biz arkadaşlar modemi kesintisiz olarak kullanıyoruz. Bir de tabii işlemcinin güçlü olması ne işimize yarayacak gibi sorular aklınıza gelebilir. Şimdi burada şu önemli arkadaşlar. Eğer birden fazla cihaz bağlanıyorsa ki özellikle mesela evlerde ve küçük iş yerlerinde, ofislerde herkesin birer bilgisayarı var, telefonu var, bazen tabletler de işin içine giriyor. Düşünün ki 10 kişinin olduğu bu ofiste kişi başına 2 ya da 3 cihaz olduğunu düşünsek 30 tane cihaz yapıyor. Eğer modeminiz güçlü değilse, mesela birçok modemde yaşanan sıkıntı budur. Yüksek sayıda cihaz bağlandığı zaman modemin hızı yavaşlıyor. Çünkü o kadar cihazı yönetemiyor. İşte Kinetic Hero DSL'de böyle bir sorun yok. İstediğiniz gibi kullanabiliyorsunuz. Herhangi bir sıkıntı yaşamıyorsunuz. Çünkü donanımı çok güçlü. Kinetic Hero DSL'in bazı enteresan özellikleri de var. Bunların başında SNR marjın ayarlama özelliği geliyor. SNR hat değeri hattınız üzerinden gelen sinyal ve gürültü arasındaki ilişkiyi temsil eden bir değer. Kinetic OS ile tüm VDSL ve ADSL modemlerinde SNR marjın ayarlama özelliğini sunan Kinetic, bu özellikle kullanıcının hatlarında kararlılık veya hızla ilgili manuel ayar yapmalarına ve iyileştirme yapmalarına da imkan tanıyor. Şimdi biliyorsunuz kurulumu falan da çok kolay bu arada. Biz daha önce farklı Kinetic modemleri de kurmuştuk. Bunun da kurulumu çok kolay. Arkasındaki Kinetic'in bir uygulaması var. Önce telefonunuzu onu indiriyorsunuz. Arkasındaki bağlantıdaki kara kod var. O kara kodları okuttuğunuz zaman doğrudan bağlantı sağlanıyor ve Kinetic'in bu uygulaması üzerinden de birçok ayarını yapabiliyorsunuz. Hatta şifrelerinizi girme. Yani ADSL veya VDSL şifrenizi girme ve Wi-Fi ayarlarını yapmaya kadar birçok işlemi de yine bu Kinetic OS üzerinden yapabiliyorsunuz. Ve Kinetic OS üzerinden SNR değerini de verebiliyorsunuz arkadaşlar. Bunlar özellikle teknik açılardan önemli noktalardan bir tanesi olarak karşımıza çıkıyor. Kinetic Hero DSL'de bulunan ve diğer Kinetic modellerinde de karşımıza çıkan bir diğer özellik ise DSL tanılımı ve raporlama özelliği. Bu özellik sayesinde DSL ligi yavaşlama veya kesinti problemleriyle karşılaşması durumunda gerekli incelemenin yapılması için tanılımı menüsü bulunuyormuş. Bu özellik son kullanıcılara zahmetsiz şekilde hizmet vermeyi amaçlamış olan Kinetic DSL'in sunduğu bir teknoloji. Bu sayede otomatik olarak bir rapor çıkartılıyor ve hat analizi yapılıyor. Bu da eğer bir sorun varsa Kinetic mühendislerinin hemen hızlı bir şekilde o sorunu çözmesini de sağlamış oluyor. Şimdi Hero DSL'in bize 1300 Mbps bir hız sunduğunu söyledik. AC1300 isminden de geliyor bu. Bunun 2.4 GHz bantında 400 Mbps'ini alıyoruz. 867 Mbps'ini ise 5 GHz bandında alıyoruz. Anladığınız üzere iki farklı band seçeneği var. Hem 2.4'ü kullanabiliyoruz hem de 5 GHz'i kullanabiliyoruz bu modemle. Eğer bu farklı frekansları destekleyen cihazlarınız varsa hem 2.4'te hem de 5 GHz'de bağlantı sağlayabiliyorsunuz. 5 GHz'in biraz daha hani bağlantı açısından daha kararlı olduğunu söylemekte fayda var ama 2.4 GHz'de birçok anlamda kullanılabiliyor. Şimdi Hero DSL'de dedik ki 4 tane antenimiz var. Bunların her birisi 5 dBi gücünde ve aynı zamanda bu antenlerin üzerinde 2 adet de amfi var. Yani sinyal güçlendiriciler var. Bu sayede gerçekten de ben söylediğim gibi bir kez farklı yerlerde de kullanma imkanım oldu bu cihazı. Hatta annemin evine de kurmuştuk bunu Balıkesir'de. Ve normal bir modemin çekmediği bir mesafede bile çok rahat bir şekilde en dip odaya kadar çekiyor. Şöyle istediğiniz gibi de şu şekilde bakın şöyle yaptınız çok daha geniş bir kapsam alanı elde ediyorsunuz. Biraz daha fazla olmasın diyorsanız biraz daha böyle kapatabilirsiniz veya tamamen şu şekilde kapattığınız zaman da bu antenlerle istediğiniz gibi sinyalin alanını ve sinyal bölgesini istediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz. Bu güzel bir özellik. Çoğu modemde de ne yazık ki bu özellik bulunmuyor. Genelde antenler sabit oluyor. Hatta ucuz modemlerde antenler cihazın içinde bulunuyor, dışarıda da bir anten bulunmuyor. Bu da çekim gücünün çok yavaş olmasına neden oluyor arkadaşlar. Şimdi DSL Hero'da dedik ki arkada 4 tane ve aslında 5 tane Ethernet bağlantısı var. Bunun bir tanesini WAN olarak da kullanabiliyorsunuz. Ve bunların tamamı gigabit arkadaşlar. Ve burada isterseniz bunu modem olarak kullanırken de kullanabilirsiniz. Yani modem girişinden normal DSL bağlantısını yapabilirsiniz telefon hattına. Ya da ben bunu modem olarak kullanmayacağım, router olarak kullanacağım dediğiniz zaman da bu bağlantıları hem interneti başlatmak hem de sonlandırmak için kullanılabiliyorsunuz. Yani çift taraflı kullanılabiliyor. Zaten Kinetic'in birçok modeminin hem router hem mesh hem de işte modem olarak kullanılabilme yani 3 farklı modda kullanılabilme özelliği var. Bunu da Kinetic OS yazılımından gerçekleştirebiliyorsunuz.
Az önce bahsettim biraz ama birazcık daha detay vermekte fayda var. Bu modemi de diğer kinetik ürünleriyle beraber mesh olarak da kullanabiliyorsunuz isterseniz. Yani evinizde diyelim ki farklı kinetik ürünleri var. Bunu bağlayıp da mesh olarak kullanabileceğiniz gibi ya da bu üründe doğrudan doğruya mesh sistemine dahil edip evinizdeki internetin çok daha güçlü ve çok daha yüksek hızlı olmasını da sağlayabiliyorsunuz. Zaten hani bunu söylememize gerek var mı bilmiyorum ama Kinetic'in bütün modellerinde, bütün modem modellerinde aynı zamanda mesh olarak kullanılabilme özelliği olduğunu söyleyelim. İsterseniz bunu ana bir mesh cihazı yapabilirsiniz ya da başka bir cihazınız varsa ona bağlantı için bu üründe mesh olarak tercih edebiliyorsunuz. Şimdi Hero DSL'de sol tarafta ki bunu tasarımından bahsederken söylemiştik 2 adet USB bağlantısı bulunuyor. Bu bağlantılardan bir tanesi USB 3.0, bir tanesi de USB 2.0. Buraları ne bağlayabiliriz? Hemen aklıma gelen şey şu, USB bellek ya da harici disk olabilir. Yazıcı bağlayabiliyoruz ya da böyle USB'den bağlanabilen aynı zamanda ağa da katabileceğimiz farklı cihazları da yine bu USB bağlantısı üzerinden bağlayabiliyoruz. Bu ne işe yarıyor? Belki aklınıza bu gelir. Ya ben modemi neden USB bağlayayım? Şöyle bir düşünün, şöyle bir senaryo düşünün. Evinizde bir tane harici diskiniz var, orada fotoğraflarınız var, videolarınız var ve bunlara erişmek istiyorsunuz ama bir bilgisayarınız yok. Bu da bağladınız ve ağ üzerinden erişebildiğiniz için bu modeme bağladığınız andan itibaren ağa bağlanmış oluyor USB diskiniz ve onun içindeki dokümanları siz de uzaktan erişip içindekileri görebilir hale geliyorsunuz. Bu da bence güzel bir özellik. Kinetic Hero DSL'de aynı zamanda VPN özelliği de var. Bunun için aslında başka Kinetic modemlerde de karşımıza çıkan Kinetic OS üzerinden ayarları yapmamız gerekiyor. O ayarlara girdiğimiz zaman isterseniz VPN özelliğini aktif edebiliyorsunuz. Hero DSL modelinde PPTP, SSTP, L2TP, IPsec, IPsec, OpenVPN ve WireGuard VPN gibi özellikleri de kullanabiliyorsunuz. Bunun da altını çizmiş olalım. Çok standart bir yorum olacak bu ama Kinetic'in daha önceki incelemelerinde de söylemişti. Kinetic OS otomatik olarak güncelleniyor. Yani sizin bu modeminizin içindeki işletim sistemi de otomatik olarak güncelleniyor. Eğer işte Hero DSL için bir güncelleme çıktıysa zaten yazılım otomatik olarak bunları güncelliyor ve sizi her zaman en güncel ve en doğru ayarlarda kullanmanızı sağlıyor. Yine bulut tabanlı bir mobil uygulama üzerinden kullanabiliyorsunuz. İsterseniz hani modeme doğrudan bağlanabileceğiniz gibi istiyorsanız uygulama üzerinden de modemin özelliklerini görüp değiştirebiliyorsunuz. Zaten bunları söylemiştik. Ekranlarda da size bunun detaylarını göstermiştik. Aynı zamanda aile profilleri, ebeveyn kontrolü ve reklam önleme gibi özellikleri de yine Hero DSL üzerinden de aktif edebiliyoruz. Öte taraftan örneğin evinize veya iş yerinize bir misafir geldi, ona kendi kişisel şifrelerinizi vermek istemiyorsunuz. Misafir ağı oluşturmak, trafik sınırlandırma, asimetrik hız sınırlandırma veya cihaz bazında mesela şu cihaz şu kadar internetin şu kadarını kullanabilsin, bu cihaz bu kadarını kullanabilsin gibi çok ince, çok detaylı ayarları da yine Kinetic OS üzerinden gerçekleştirebilmeniz mümkün. Evet arkadaşlar, bir incelemenin daha sonuna geldik. Bu videoda sizlere Kinetic Hero DSL modemin özelliklerini anlatmaya çalıştık. Fiyatı 1000 TL civarında. Özelliklerine göre baktığımızda fiyatının makul olduğunu söyleyebiliriz. Elbette daha uygun farklı Kinetic modelleri de var. Eğer hani bütçem bu kadar yüksek değil ya da ben böyle bu kadar teknik bir cihaza ihtiyacım yok, biraz daha basit bir şey arıyorum derseniz Kinetic'in farklı ürünlerin olduğunu da altını çizmiş olalım. Bu ürünle ilgili merak ettiğiniz, bizim anlatmayı unuttuğumuz detaylar varsa yorumlar kısmında bize soru olarak iletmekten çekinmeyin. YouTube kanalımıza abone olmayı ve bizleri aynı zamanda Instagram, Twitter, Facebook gibi sosyal ağlarda takip etmeyi unutmayın. Farklı videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.